Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son GPA ile ilgili uygulama yapmıştık. Hemen o uygulamamıza geri dönelim. Bugün OAuth ile ilgili bir uygulama yapacağız. Webtest uygulamamızı açalım. Webtest uygulamamızın içerisinde STM küp dosyası oluşturulmuş vaziyette. Onu çalıştıralım. Bir önceki ayarlarımız hemen karşımıza gelecek. Şu an geldi. Şimdi bugünkü uygulamamızda size kısaca OAuth'ı nasıl printf'e bağlayacağımızı anlatacağım. Hemen OAuth 1'i seçelim. OAuth bir seri haberleşme protokolü. RxDX olmak üzere iki kablo üzerinden iki sistemi birbirine bağlayabilmekte. Biz genelde bu OAuth portunu mikro işlemciyi debug etmek için kullanıyoruz. Hemen asynchronous modu seçelim. Asynchronous modda istediğimiz zaman TX, istediğimiz zaman RX kullanabiliyoruz. İstediğimiz zaman DataOpic, istediğimiz zaman herhangi bir datayı gönderebiliyoruz. Asynchronous'ta. Synchronous'ta karşılıklı gitmesi gerekiyor. Biz şu an için asynchronous'u kullanacağız. Bunu yaptığımız anda zaten STMcube bizim için UART 1'i açmış durumda. PA10 ve PA9 pinleri. PA9 pini TX olarak belirlenmiş durumda. PA10 pini RX olarak belirlenmişti. Yani Receive olarak belirlenmiş durumda. Transmit ve Receive pinlerimiz belirlendi. Yani bu pinler üzerinden bilgisayarımıza mikro işlemcimizi bağlayabiliriz. Tabi bunu yapabilmeniz için araya bir TTL USB dönüştürücüye ve TTL seri dönüştürücüye ihtiyacınız var. Bunu piyasadan ya da yurt dışından getirebilirsiniz. Oldukça ucuz bir dönüştürücü. Tabi şu an video olmadığı için size onları gösteremiyorum. Ben de mevcut ama daha sonra bu videolara ek olarak uygulama kısımlarında bağlantıların nasıl yapılacağını, o USB TTL'in nasıl kullanılacağını ekleyeceğim. Biz şu an için USART'ı nasıl kullanacağımıza bakalım. USART için nasıl bir kod yazmamız gerektiğine bakalım. Tabi burada yazacağımız kod tamamen key ile özel. Başka programlarda farklı şekilde davranmamız gerekebilir. Şu an belirlemiş durumdayız. Hemen konfigürasyon kısmına gidelim. Konfigürasyon hemen connectivity kısmında bizim için USART 1'i oluşturdu. Hemen parametre setting'e gidelim. Burada USART'ın baud rate'i hızı var. 115.200 olarak belirlenmiş durumda. Bu şekilde bırakıyorum ama isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. 9.600 yapabilirsiniz. Ancak burada değiştirdiğiniz hız neyse bağlanacağınız cihazdaki hızı da aynı şekilde ayarlamanız gerekiyor. 115.200 olarak biz geri dönelim. Burada 8 bit olarak bağlanacağız. Paritimiz NAN. Tabi burada even ve odd da seçilebiliyor ama biz pariteyi NAN olarak seçiyoruz. Bu genel standart kabul. Stop bitimiz 1 adet. Şu diğer ayarlarla ilgili bir şey değiştirmemize gerek yok şu an için. Buradaki ayarlara da şu an için dokunmuyoruz ama ileride receive yapacağımız zaman, yani işlemciyi bloklamadan seri porttan data okuyacağımız zaman DMA portu, DMA özelliğini kullanacağız. USART'ı DMA'ya bağlayacağız ve DMA üzerinden receive etmesini isteyeceğiz ki bizim programımız bloklanmasın. Burada da ilgili pinlerin ayarları var. Burayla da ilgili şu an için bir değişiklik yapmamıza gerek yok. İlerleyen dönemlerde farklı uygulamalarda farklı değişiklikler yapmamız gerekecek. Buradaki ayarımız da tamam olduğuna göre kodu yeniden derleyebiliriz. Bu ayarla beraber yeniden STM küpün oluşturulmasını, STM küpün yeniden bizim için keyif kodu oluşturmasını istiyoruz. Tıklıyoruz. Bir önceki kod üzerinden gerekli değişiklikleri yaparak STM küp bize şu an keyif programını oluşturacak. Biz Open Project diyelim. Evet, şu bu eski programımız zaten ledleri yakıp söndürdüğümüz programımız main'in içerisinde. Bize ek olarak şu an buraya MX USART init geldi. Bizim için init etti USART'ı. Aynı zamanda USART'ı kullanabilmemiz için bir structure oluşturdu. Burada handle type def USART 1 dediği bizim USART structure'ımız.
Şimdi biz bu saatleri doğrudan kullanabilmek için Cail'in bize sağladığı bir özellik var. Standart bir program parçası var. Hemen onu alalım. Şu program parçası. İnternette de bunu bulabilirsiniz. Hazır olarak bu kod parçasını include kısmına yapıştıralım. Dediğim gibi bu hazır bir kod. Bu bize STM küpün yani derleyicisine diyor ki printf fonksiyonunu USART'a bağla diyor. Printf'e yazılan şeyleri USART'a dökmek için kullanacağımız bir prototip fonksiyon oluşturmak için gerekli olan bir kod parçası. Şu an için detayına çok fazla girmeyeceğim. Ben de doğrudan kullanıyorum zaten. Bizim ihtiyacımız olan kısmı bunu debug için yani dışarıya açılmak için mikro işlemciden datayı dışarıya çıkartmak için kullanacağımız bir fonksiyon oluşturmak için hazır olarak kullanmak şu anki amacımız. Tabi bunu yaptıktan sonra bir kod parçamız daha var. Onu da alıp eklememiz gerekiyor. Prototype. Prototype'ımız. Onu da alalım. Bizim için ayrılmış olan fonksiyonlar için ayrılmış alana gidelim. Şurası bu kısmı buna ekleyelim. Şu an artık printf fonksiyonuna yazdığımız her karakter doğrudan PutCharPrototype fonksiyonunun içerisine girer. Oradan da halOR transmit fonksiyonunu kullanarak doğrudan seri porta yazar. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Kodu bu şekilde derlediğimiz zaman artık printf ile yazacağımız her şey seri porta dökülecek. Yansılaş şuraya koyalım. Evet, program çalışıp da bu noktaya geldiği yerde printf fonksiyonu sistem start karakter dizisini alıp doğrudan seri porta yazacak. Herhangi bir terminal programını kullanıp bu yazılanları görebilirsiniz. Ben genelde Putty'yi kullanıyorum. Bilgisayar tarafında. Tabi burada seri portunuzun hangi COM porta bağlandığını bulmanız gerekiyor. Dediğim gibi şu an için bir kamera olduğu için, kameram olmadığı için size bağlantıyı gösteremiyorum. Ama daha sonradan bu videoya ek olarak ekleyeceğim bağlantının nasıl olacağı. Buradan ilgili komu seçiyorsunuz. Kom 6. Önce şuradan seviyeyi seçelim. Kom 6. Hız olarak da 115.200, 115.200 seçelim. Okey dediğinizde açmadı tabii ki. Şu an seri portumuz bağlı değil. Bunu bağladığımız zaman açacak. Ve açtığımızda program çalışmaya başladığı zaman şu an kodumuzu derledik, çalışacak, sistem start yazacak ve sırayla ledler yanıp sönmeye başlayacak. Şöyle bir değişiklik yapalım. Print. Buraya da let turn off yazalım. Kodumuzu derleyip attığımız zaman artık her led yandığında printf ile USART'a led turn on karakter dizisini yazacak. Daha sonra bir saniye sonra da pardon şunun yerini şöyle alalım. Bir saniye bekleyecek. Bir saniye sonra pine bağlı olan ledi söndürecek. Söndürdükten sonra da şöyle alalım. Led turn off yazacak.
Ve bu sonsuza kadar devam edecek. Size bunun uygulamasını göstereceğim. Şu an elimde USB seri dönüştürücüm yok. Bir de kameraya ihtiyacımız var. Hem bağlantıları görmek için hem de USB serinin çalışmasını görmek için. USB seri dönüştürücümü alıp da işlemciye bağladığım zaman size bu kodun da uygulamasını göstereceğim. Ama bu kod şu an için LED'in yandığını bize bilgisayarımıza aktaracak. LED'i yakacak. Daha sonra LED'i söndürecek ve LED'in söndüğünü bize aktaracak. Biz bu şekilde LED'in yanıp yanmadığını, işlemcinin çalışıp çalışmadığını debug etmiş olacağız. Uygulamayı da bu şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi bunların uygulamalarını ben hazırlayacağım. USB seri dönüştürücüm geldiği zaman bu videoya ek olarak ekleyeceğiz. Bu dersi de burada bitirebiliriz. Bunların uygulamalarını ekledikten sonra derslerimize devam edeceğiz.